Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Rabbim gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed Kur'an ve sünneti seneye sımsıkı yapışmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak batıl batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden, kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'i Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu dine iman edip anlayan, idrak eden ve yaşayanlardan eylesin. Amin. Bugün Ali İmran Suresi 5. ve 6. ayetlerle alakalı dilimizin döndüğünce küçük bir sohbet edeceğiz inşallah. Buyur Hafız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا فعليه شيء في الأرض، شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله. Cenab-ı Ali İmran Suresi ayet 5 ve 6'da diyor ki mealen şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeye galiptir hüküm ve hikmet sahibidir. Geçen hafta hükümle alakalı biraz siyasi noktaya değinilmişti. Yani hükmeden Allah'tı. Allah her şeye hükmedeceydi. Bu hafta da biraz varlıkla alakalı Cenab-ı Hakk'ın hükmetmesini anlatmaya, anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bütün varlığı yaratandır. Varlığı yarattığı gibi varlığı hükmü altında tutan da odur. Varlığın üzerinde başkaca bir hüküm koyan başkaca bir ilah yoktur. O yüzden varoluşun hangi tarafına, hangi perdesine giderseniz gidin, orada hüküm sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Ve Cenab-ı Hak bütün her şeyde gökteki ve yerdeki ne var ise hiçbir şey ona gizli değildir. Ondan saklı bir şey yoktur. Onun bilmediği bir şey yoktur yerde ve gökte bütün varlıkta hükmünün geçmediği, hükmünün geçmediği hiçbir alan, hiçbir perde yoktur. O çünkü yaratmış olduğu kün diyerekten ol dediğinde oldurduğu bütün o varlık halemine hükmeder. Ve Cenab-ı Hak inkarcıların inkarını bilir. Müşriklerin müşrikliğini bilir, münafıkların münafıklığını bilir, müminlerin müminliğini bilir. Kim hata yapıyorsa hatasını bilir, kim günah işliyorsa günahını bilir, kim yanlış yapıyorsa yanlışını bilir, kim doğru yapıyorsa doğrusunu bilir, kim sırat-ı müstakimde gidiyorsa sırat-ı müstakimini bilir. Ondan saklı, gizli hiçbir şey yoktur. O aynı zamanda bilendir her şeyi. Ve bütün yaratmış olduğu varlıkların hem fiiliyatlarını bilir hem de fiiliyatlarının neticesini bilir. Başlangıcını bildiği gibi o varlığın sonunu da bilir. Ve Cenab-ı Hak bütün her şeyi bu manada yeniden yeniden yaratan ve yaratmaya devam eden bir Allah'tır. Cenab-ı Hak bütün varlığı bir anda yok eder, bir anda da var eder. Siz insanlar bunu anlayamayacak kadar hızda yapar. Bu hıza yetişmek mümkün değildir ve her an yeniden yaratırken daha fazlasını yaratır ilave ederekten yaratır. O yüzden asla ve asla yaratırken onun için bir zorluk yoktur. Yaratırken herhangi bir e, alete, edevata, takım taklavata ihtiyacı yoktur. Yaratırken herhangi bir nesneye ihtiyacı yoktur. Yaratırken herhangi bir maddeye ihtiyacı yoktur. O hiçbir şey yok iken bir şey yaratır. O bir şeyden de her şeyi yaratır. O yüzden onun yaratmasının akla, mantığa, sırra ermesi insanoğlunun mümkün değildir. Onun yaratmasına hiçbir akıl, akıl erdiremez. Hiçbir kalp, onun yaratmasına manevi olarak güç yetiremez. O öyle bir yaratıcıdır. Ve öyle bir bilicidir. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Kim neyi gizlerse gizlesin o gizlenilen şey ona ayağındır. Ve gayb, en am ayet 9 gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde olanları bilir. Düşen hiçbir yaprak dahi yoktur ki Allah onu bilmesin. Yerin karanlıklarında olan her tane, kuru ve yaş her şey mutlaka apaçık bir kitapta kayıtlıdır. Ve o yarattığı ve yaratacağı her şey her şey onun ilmi ilahisinde saklıdır, ilmi ilahisinde vardır. O ilmi ilahisinden vakti saati gelince her şeyi bir düzen üzerine, bir matematik üzerine, bir sistem üzerine yaratır. İnsanlar onun yaratmış olduğu matematiği, onun yaratmış olduğu sistemi çözmeye çalışırlar. İnsanlar yeni bir keşif yapmazlar. İnsanlar sadece keşfettik dedikleri şey, keşfettikleri şey. Kendilerine gizli olan bir şeyi insanlar onu Cenab-ı Hak onlara buldurur ve Cenab-ı Hak onları buldurunca da onlar da zannederler ki burayı biz bulduk, biz ettik, biz yaptık. Allah muhafaza eylesin. Bütün gaybın anahtarları ilmi ilahisi, kendi zatının ilmi kendi zatının ilmi kendisindedir. Hiçbir kimsenin kendi zatının ilmine ulaşması mümkün değildir. Ulaşılır. Lef-i mahfuzdan belki de bazı levhaları, bazı perdeleri insanlar görebilir. Lef-i mahfuz ayrıdır. Allah'ın kendi zatının ilmi ilahi olarak nitelendirdiğim zatının direkt zatında saklı olan, zatında gizli olan ilmi kendisine aittir. Ve orası kalptir. Oranın anahtarı da Allah'ın kendisindedir. Oradan sudur edip, oradan sudur edip lef mahfuza inen şeyleri ancak Cebrail bilebilir. Ancak Hz. Muhammed Mustafa bildirildiği kadar bilebilir. Bakın, İlmi ilahiden kopup gelenleri diğer varlığın, diğer e, varlıkta e, nefes bulmuş, vücut bulmuş olan varlıklar onları belki de bir kısmını bilebilir ama Allah'ın zatında olan, zatında olan ilmi ilahisine hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın kendi katında olanı hiç kimse ulaşamaz. Cenab-ı Hak oradan bir damla sudur ettirirse bir şeyi o da matematiğin üzerinedir. Hesap kitabının üzerindedir. Onu normalde bir kimsenin onu bilebilmesi, kendince oraya vakıfım demesi küstahlıktan ve cahillikten başka bir şey değildir. O ancak lehv-i mahfuza damlar. lehv mahfuza damlayınca o kimse ona aşina olabilir. O da veliliğin en üst mertebeleridir. O yüzden o hale ulaşmayan bir kimsenin kendi kendisine o haldeymiş gibi göstermesi de küstahlıktan başka bir şey değildir. Kibirlilikten başka bir şey değildir. Onun helakı mutlaktır. Tekrar altını çizerekten söylüyorum. Onun helakı mutlaktır. Çünkü Allah'ın levh-i mahfusuna mahzar oldum demesi o kimsenin helakına sebebiyet verir. Çünkü görmediği, bilmediği bir şeyi görüyormuş, biliyormuş gibi söyler ki yalancıdır. Ortalıkta böyle yalancılar da çok olur. Kendi şehliklerini ispat etme noktasında kendi şehlik şehliklerini meşhur etme, kendi şehliklerini böyle gözünde tutma, şatafata şatafata düşerler. Bunu söylerler. Bunu söyleyenler hem bu dünyada da helak olurlar hem de öbür alemde helak olurlar. Çünkü görmediği bir şeyi gördüm demek onun helakını yeter. Bilmediği bir manevi meseleyi bildim demek de onun helakını yeter. Allah muhafaza eylesin. Amin. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren odur. Ondan başka ilah yoktur. Anne rahmindeki çocukları şekillendiren Onlara ağız, burun, göz, kulak, dil veren, onların vücutlarını şekillendiren, vücutlarını tamam eden, onların cinsiyetlerine hükmeden, kız mı olacak, erkek mi olacak onu hükmeden ve onun gözünün renginden teninin rengine kadar bütün her şeyini hükmeden, dizayn eden bir sistem üzerinde. Onu yaratan Allah'tan başka bir şey değildir. O yüzden ana rahmine, ana rahmine hiç kimse bu manada hükmedemez. Ana rahmine hükmedecek olan sadece ve sadece Allah'tır. O yüzden dilediğini dilediği gibi şekillendirir. Bundan da sorumlu değildir. Allah yaptıklarından kullarına karşı sorumlu değildir. Allah yaptıklarından varlığa karşı sorumlu değildir. Tabiri caizse kudreti, kuvveti, ilmi, bilgiyi, hikmeti elinde tutan yegane güç Allah odur. O yüzden o ana rahmine düşen bütün nüfteyi istediği gibi tecelli ettirir, istediği gibi ona şekil ve şemal verir, onu istediği yöne çevirir. Ondan başka ilah yoktur. Evet kıymetli dostlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir. İlah sadece Allah'tır tapılmaya layık olan, zikredilmeye layık olan, önünde secde edilmeye layık olan, önünde saygıyla eğilenecek olan yegane ilah Allah'tır. O yüzden Allah'tan başkasına secde etmez. Allah'tan başkasının önünde eğilmeyiz. Allah'tan başkasına başkasından bir şey istemeyiz. Duamız Allah'adır. Zikrimiz Allah'adır. İbadetimiz Allah'ıdır. İstediğimizi Allah'tan isteriz. Yaslanacağımız yer Allah'tır. Güveneceğimiz yer Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz parayı ilah edinenlerden değilizdir. Biz gücü ilahlaştıranlardan değilizdir. Biz makamı ilahlaştıranlardan değilizdir. Biz dünyanın içerisindeki herhangi bir şeyi ilahlaştıranlardan değilizdir. Biz heva ve hevesimizi ilah edinmeyiz. Heva ve heves nedir? Kur'an ve sünnet-i seniyenin dışındaki her şey, düşüncemiz, fikrimiz, Kur'an ve sünnetin dışındaki algımız heva ve hevesten ibarettir. O yüzden Kur'an ve sünnetin dışındaki bütün dinsel her şey heva hevesten ibarettir, şeytaniyetten ibarettir. Biz her dem la ilahe illallah der. Allah'tan başka ilah tanımayız. Allah'tan başka hükmedici tanımayız. Allah'tan başka hiçbir şeyde kudret ve kuvvet aramayız. Biz Allah'ın Allahlığına, Kur'an'ın ve Sünneti senin tarif ettiği o Allah'ın Allahlığına iman ederiz. O yüzden iman ettiğimiz Allah, her şeye gücü yeten, her şeyi kendi kudretiyle, kuvvetiyle, ilmiyle, hakimiyetiyle elinin altında tutan Allah'tır. O her şeye galiptir. Allah'ın galip gelmeyeceği hiçbir şey yoktur. O bütün her şeye galiptir. Bu manada insanlar kendi kendilerine eğer Allah bu konuda galip gelmedi, güç yetirmedi, kuvvet yetirmedi, bu konuda Allah'ın buna gücü yetmez, Allah bunu serbest bıraktı, Allah bunu gevşek bıraktı, Allah ne yapacak ki? Dünyayla mı uğraşacaktı? veya varlıkla mı uğraşacaktı? Allah dünyayı yarattı bıraktı veya Allah evreni bıra yarattı bıraktı veya Allah kozmos diyorlar ya kozmosu yarattı bıraktı öyle bir şey değil. Allah yerinde göğünde Allah'ı yaratmış olduğu her şey Allah'ın. Yaratmış olduğu her şey Allah'ın ve Allah yaratmış olduğu her şeye galip gelen. Yaratmış olduğu her şeye galip gelen Allah Cebrail'in hükmünde değil. Allah peygamberlerin hükmünde değil. Allah yeryüzündeki ilahların hükmünde değil. Allah hiçbir şeyin hükmünde değildir. Her şey Allah'ın hükmündedir. Her şey Allah'ın hikmet dairesinde cereyan eder. Bakın hükmündedir. Hikmet dairesinde cereyan eder ve olan ve yaratılan her şeyde bir hikmet muhakkak vardır. Biz onu görmemişizdir, biz onu duymamışızdır, biz onu hissetmemişizdir. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın galip olmadığı, galip gelmediği hiçbir şey yoktur. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ayet-i kerimesinin sonu budur. Çünkü önce galiptir, bütün her şeye galip gelmiştir ve her şeyi şekillendirmiştir. Ana rahmide dahil bütün varlığı şekillendirmiştir. Bütün varlığı süslemiştir. Bütün varlığı nurlandırmıştır. Bütün varlığı nurlandırıp, şekil verip, onlara ruh üfleyen, onlara hayat veren, onları sevk ve idare eden, onların nerede, ne zaman, ne yapacaklarını, kendi çiplerine hükmeden Allah her şeye de galiptir. Ve her şeye galip olan Allah hükmü ve hikmeti kendi elinde tutar. Allah varlığın üzerinde başka bir hüküm koyucu kabul etmez. Böyle bir şey de yoktur. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Bunun hilafına konuşanlar var, küfre düşüyorlar. Varlığın tamamıyla üzerinde hüküm sahibi olan Allah'tır. Allah'tan başka varlık perdelerinde, varlıkta, varlığın tecelliyatında başkaca bir hüküm sahibi yoktur. Senin kaşını büyütmeyip saçını büyüten, buna hükmeden Allah'tır. Senin hücrene hükmeden Allah'tır. Hücrenin içindeykenlere hükmeden Allah'tır. Varlığın hangi perdesine giderseniz gidin, o perdede hükmeden Allah'tır. Başka bir hükmedici yoktur. Hani e, meşhurdur ya benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor. Hadi sizin Rabbiniz de batıdan doğdursun. Basittir. Ama çok hikmet vardır. Evet, eğer başka bir ilah olmuş olsaydı varlığın üzerinde eğer varlığın üzerinde başka bir hakim, başka bir hükmeden olmuş olsaydı Allah'ın düzenini bozacaktı. Allah'ın kurgusunu bozacaktı. Ama Allah'ın kurgusu varoluştan itibaren nice firavunlar gelip geçmiş, nice Nemrutlar gelmiş geçmiş, nice kendisini ilim erbabı, hikmet erbabı görenler gelmiş geçmiş, hiçbirisi de Allah'ın kurgusunu, Allah'ın matematiğini, Allah'ın yaratmasını bozamamış. Ve bozamayacak da. Bakın bozamamış ve bozamayacak da. Çünkü La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Başkaca bir ilah olmuş olsaydı o varlığın düzenini bozardı. Bize bozukmuş gibi gelen şey dahi onun katında hikmet doludur. Biz onu yanlış görürüz, biz onu eksik görürüz. Bizim görüşümüz yanlış ve eksiktir. Ama onun katında o hikmete mütaliktir, hikmete tabidir. O hikmet doludur. Çünkü Cenab-ı Hak kesinlikle ve kesinlikle aynı zamanda da Hikmet sahibidir. Tabi e, hüküm denilince e, meşhur ya çok ayet-i kerime geçer. Yani e, hüküm Allah'ındır diye. Birçok ayet-i kerime okursunuz. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'a hükmedince hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Hükümle alakalı çok ayet-i kerime görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Ve Burada hükmü ben böyle kendimce cahilane bir şekilde geçen hafta siyasi tarafını az bir şey değindim. Daha devam edeceğiz inşallah. Bu sefer de siyasetin dışında varlığın üzerinde hükmü anlatmaya çalıştık biraz daha. Varlığın üzerinde de hükmedenin Allah olduğunu yani evren dediğimiz, kozmos dediğimiz şeyi Cenab-ı Hakk'ın boşu boş bırakmadığını çünkü bunu söyleyen e, bir kısım e, inanç diyemeyeceğim ama onlara sapkın fikir ve düşünceler var. Hani Allah varlığı yarattı, boş bıraktı. Ne yaparsanız yapın dedi. Hani varlık da kendince işte e, kendi kafasına göre takılıyormuş gibi söylemler var. O yüzden biraz daha bu tarafa doğru eğilelim dedik. Hakkınıza helal edin inşallah. Tabi burada e, ben yazdıklarımı yine okuyamadım. Bütün gün uğraştım. Hakkınızı helal edin. Yazdıklarımı da okumak biraz zor geliyor bana. Yazarken zor gelmiyor, okurken zor geliyor. Hakkınızı helal edin, okuyamayacağım çünkü. Allah muhafaza eylesin inşallah. Peki, bu akşamlık da bu sohbet bu kadarlık yetsin. İnşallah önümüzdeki hafta Perşembe'ye yine Allah sağlık verirse, izin verirse, güç, kuvvet verirse önümüzdeki hafta başka bir konuyla inşallah devam ederiz. İlmi irade nedir? Külli irade nedir? Aralarındaki fark nedir? Bu iradelerin şuuru var mıdır? Var ise cüzi iradedeki tecellisi nasıldır? Allah kulunun iradesine müdahale eder mi? Allah müdahale ederse sürekli devam eder mi? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli Allah'ın sıfatlarıyla mı yaşıyordu? İradesi Allah'ın teslimiyetinde miydi? Ben ticaretle uğraşıyorum, yurt dışına mal satıyorum. Yahudi bir müşteriye parasını alıp mallarını göndermesem olur mu? Olmaz. Uyanıya baksa. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cehennem nerede diye sorduklarında Sübhanallah gündüz geldiğinde gece nereye gidiyorsa buyurmuştur. Peygamberimiz burada neyi kastetmiştir? Gündüz geldiğinde gece nereye gidiyor? <laughs> Muhteşem bir cevap olmuş. Bu soru nerede geçti? Hadisi bu soruyu soran bayan mı erkek mi? Efendim, bu soru dedi. Kız vardı, dedi, ben de hadisi buldun mu? Bundan sıkıntılı şeyler. Bakayım, yani şimdi cevaplarım onu da hadisse daha böyle teferruatlı konuşuruz. Yani yoksa gece ve gündüz izafidir, geçicidir yani kalıcı değildir. Hakikatte gece gece değildir, gündüz de gündüz değildir. Şimdi buradan girersem ben bu sıkıntılı bir yere gider. Biz gece olarak görürüz. Biz gündüz olarak görürüz. Allah katında geceyle gündüzün arasında bir sıkıntı, bir fark yoktur. Aslında bizim için de öyledir. Bir yanılsamadan ibarettir. Biz güneş, ne no, dünya güneşin etrafında döner güneşin etrafında dönerken normalde güneşe doğru dünyanın yüzü ne tarafı değdiyse orası gündüz olur. İzafidir aslında. O zaman gece de izafidir. Böyle bakarsak bu sefer yani bu meseleye buradan baktığımızda sıkıntılı bir durum çıkar. O yüzden hadis-i şerife ben sen bir bak nerede geçiyor hadis kitaplarından araştır tamam mı? geçen hafta derse başlarken konuştuğum için özür dilerim. Bu tarih boyunca bütün herkesin problemi olmuş. Çok konuşmak istiyor herkes. Öyle ki böyle hani normalde işte sufiler örnekliyorum. Bir büyünün yanında susarlar. Büyük ona bir şey sorarsa konuşur. Bir şey sormazsa konuşmaz. Bir şey sormadı. Hiç konuşmaz. Şimdi bazen ben Şeyh Efendi ile yolculuklarımızı anlatıyorum. Edeb olsun diye anlatıyorum. Gelir arabi biner. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Hayırlı yolculuk Mustafa Efendi. Allah razı olsun efendim. Bu kadar. Konuşmadı. Hiç konuşmazsın. Bir şey sorabilir miyim bile diyemezsin. Bu kadar. Sen şoförlüğüne bak. Hiç so sormam. Hiç konuşmam. Bir şey sonra başlarız konuşmaya. Öbür türlü konuşmam. Şeyh Efendi'nin yanında, örnekliyorum bunu yani, Hac Anne bir şey söylerdi bana, ben susardım, konuşmam. Ben cevap bile vermem. Mustafa Efendi sana diyorum der, ben susarım, ben şeyhime bakarım işaret ederse cevap veririm. İşaret etmezse konuşma. Hatırlamıyorum konuştuğumu. Dervişlik edeptir. Bir üstad konuşurken lafı kesilmez. Sohbetin arasında öyleydi de o da. Yapılmaz. edep lazımdır. Bilgiçlik taslanmaz. Sufilik adabıdır bu. Bir bu nereye giderseniz gidin, gittiğiniz yerde edebinizi gösterin. Bir yere gittiniz. Orada üstad so geldi, oturdu değil mi? Yanındakinle konuşmayı kesersin. Gelmiş oturmuş oraya. Asla konuşmaz. Yanındakine öte git bile demezsin. Hani geçen hafta dedim ya çayını karıştırırken dahi sufi edeple karıştırır. Ses çıkarttırmaz. Bu terbiyedir insanın nefsi patlar. Konuşacak ya illa Hani müdahale edecek ona. Söyleyecek illaki, Başından geçen bir hadiseyi anlatacak o. O da anlatacak. O ne kerameti görülmüş onun üzerinden. Onu anlatacak o. O konuda onun bir rüyası var muhakkak. Hani bir şey anlatıyor. Üstad bu konuda benim bir rüya gördüydüm. Ben bir rüyam da şöyle şöyle şöyleydi. Anlatacak onu. Yani onu durdurmak, o kimsenin kendisini durdurması cihat durduramaz ki. Veya o konuda bir hal görmüştür o. Orta yerde herkes susarken o bir ben bu konuda bir hal gördüydüm hemen anlatır. Tabii ya o hal görmüş. Büyük mesele. O bu konuyla alakalı daha bu konu gündemde yokken rüya görmüş, hal görmüş, keramet yaşamış, başına bir şeyler gelmiş. Anlatacak onu. Bu sufilik değil. Bakın bu sufilik değil. Üstad dedi mi varsa sorusu olan sorsun. Varsa rüyası anlatacak olan anlatsın, varsa halini anlatacak olan anlatsın. Böyle bir şey dedi mi? Demedi. Sen ne ama ben bir rüya anlatabilir miyim diyorsun? Bir tek sen mi rüya gördün? Sen ne ama benim bir halim vardı anlatabilir miyim? Dedi mi anlatabilirsiniz diye? Demedi. Sen ne ama diyorsun? Sordu mu sana? Sormadı. O yüzden dikkat etmek lazım edebe. Dikkat etmek lazım. Sufilik Abdullah Gürbüz Efendi geldi gitti. Ondan önce Çorumlacı Mustafa Efendi geldi gitti. Mustafa Özbağ da gelmiş gidiyor. Ardından birisi daha gelecek. Ardından birisi daha gelecek. Yol bu. Ama arkaya biz edep bırakalım. Allah affetsin kendimi met etmek için değil, bir şeyhin huzuruna gittiğimde o şey efendi, şeyh efendi telefona çağırdı. Telefonu bilmiyorsa dedi derdi ki Abdullah Efendi'nin telefonu var mı seninle? Var efendim. Ben verirdim hemen cep telefonunu. Benim arkamdan telefon açmış birisi. Abdullah Efendi hayran kaldım demiş. Ne edepli demiş. Şeyh Efendi beni aradı. Oğlum ne yaptın dedi. Bir şey yapmadım efendim dedi. Şeyhe yaklaşılırken üç adım yapılır ya. Ben üç adım yaptım. Bir şey sonuçta. Üç adım biliyor musunuz siz? Şeyh Efendi oturuyor dedim değil mi? Alın bunu kenara. Şimdi şeyh burada oturuyor diyelim. Ona gelecek ya, ona normalde bir şey söyleyecek, bir şey konuşacak. Boynunu büktü. Ondan sonra bir adım attı. Sol ayağını baş altına getirdi. Bir adım daha attı. Sol ayağını yine baş parmağının altına getirdi. Bir adım daha attı. Sol ayağını yine baş parmağının altına gitti. Eğildi elini öpmek için. Çok özür dilerim. Şey efendi orada oturuyor değil mi? Oturuyor orada. Sen sırasına geldi görüşsen, değil mi? Bu yok. Nereden çıkardınız bunu? İsterse şey efendi yerde oturuyor olsun. Sen mesafeni ayarla, üç adımda gel. Sonra sağ dizini çök. Elini öpeceğim diyorsan elini öp. Görüşecekse otur yavrum dedi, oturdun. Hemen ayağını aldın altına, oturdun. Öbür türlü sağ dizinin üzerinde sol ayağın kalkık. Arkadakiler anlıyor musunuz? Görüyorsunuz da değil mi? Evet, sol diz kalkık. Sağ ayağın çökük. Geldin elini öpeceksin ve hatta bir şey soracağım. Bir şey soracaktım. Otur sor. Tamam. Oturdun. Emekleyerekten şeyhin önüne gidilmez. Sürünerekten şeyhin önüne gidilmez. Şeyhe üç adım yapılır. Dergahta, tekkede, sohbet yerinde. Şeyh'ten başka hiç kimse üç adım yapılmaz. Halifeye de yapılmaz üç adım. Ne zaman şeyh oldu o zaman üç adımı hak eder. Bu ama hangi şeyh olursa olsun. Gittiniz bir şeyhin yanına. Değil mi? Üç adım yapacaksınız. Boynunu bük. Gözün böyle gözünün ucunla ona bak bir adım daha at, gözünün ucundan bak, böyle bakılmaz şeyhe. Gözünün ucundan bakarsın. Gözünün ucundan yaparsın. Konuşmazsın hiç. Asla. O yüzden itikafa niyet etmişler büyüklerin büyük bir çoğunluğu. Ne zaman şeyh efendi serbestsiniz dedi. Ders bitti. Otur, konuş, sohbet et, tanış. Eyvallah, çay iş, çorba iş, ne sen yap. Sıkıntı yok bunda. Allah bizi affetsin. Amin. Satranç oynamak caiz midir? Bunu normalde Hanefilerin büyük bir kısmı cevaz vermişler, caizi görmüşler. O yüzden bir sıkıntı yok. Allah'ı zikir eden, dervişe zulüm eden, zalimin hali sonu ne olur? Ne yapacaksın? Normalde hali perişan mı olsun istiyorsunuz? Kesin <laughs> Kalp gözü nasıl açılır? Açacak zikirler nelerdir? Hep kalp gözünüzü açmak istiyorsunuz. Hiç kimse takva ile alakalı ne yapabilirim diye sormuyor. Evet kalp gözünüz açılır 40 gün sabah namazına kalkın sabah namazından sonra 5000 tevhid okuyun ama kalp gözünüzün açılması için değil. Allah için yapın. Bu soru cevaplamayacaktım aslında. Yani kalp gözü açılması için ne yapalım? İyi aya çık. Yani kalp gözü açılması için ibadet mi der insan? İbadet Allah için olur. Hal göreyim, kalp gözüm açılsın, yok keramet sahibi olayım, bunun için ibadet edilmez. Bunlar doğru sorular bile değil. Yarı soyut, yarı somut alemde var olduğu söylenen efsanelere konu olan Kaftan'ın gizemi hakkında bildiklerinizi bizimle paylaşır mısınız? Yarı soyut, yarı somut bir alem bilmiyorum. İlk yaratılan Adem Hazreti Adem midir? Havva annemiz nasıl yaratılmıştır? Allah ilk yaratılan o Adem kastedilen Adem, ilk yaratılan Ademler. Sonra Cenab-ı Hak ne kadar Adem, ne kadar Havva yarattı bilmiyoruz. Tabi Havva'nın yaratılmasıyla alakalı işte bazı rivayetler var ya hani Adem'in e, kaburga kemiğinden yaratıldı diye Normande tabi bunlar müteşabih hadisler. O yüzden bu müteşabih hadisleri insanlar diledikleri gibi yorum yapabilirler. Bunların üzerine fazla yorum yapmaya gerek yok. Ben şöyle düşünüyorum: Üç buçuk milyar yıl olmuş dünya var olalı. Üç buçuk milyar yıl içerisinde kim bilir kaç sefer bu dünya helak oldu, kaç sefer battı, kaç sefer çıktı. Kim bilir kaç sefer bir, bir sürü Ademler yaratıldı. Evet, ama ilk yaratılan Adem bu ayrı bunu muhakkak ayrı tutuyorum. Ayetle sabit. Hadislerle hadislerle sabit. Onun üzerinde herhangi bir soru işareti yok. Evet bu cehennemle alakalıydı. Aa iki tane soru var bununla alakalı. Yine peygamberimize cehennem nerede diye sorulduğunda gündüz geldiğinde gece nereye gidiyorsa denmiştir. İki tane soru gelmiş. Ha, geçen hafta da o zaman tamam. Eyvallah. Evet. İlmi irade nedir? İlmi irade bir hücreye verilen Cenab-ı vermiş olduğu ilim. Onun kendi içerisinde bir irade var mı? Evet. Cenab-ı buğdaya ilmi iradesinden verdi. O buğdaya ilmi iradesinden verince o buğday tanesi havanın toprağın durumuna, konumuna göre ama e, patlayacak, filizlenecek ama patlamayacak. Bu bütün varlığın üzerinde bu ilmi irade vardır. Bütün varlık nerede, ne zaman, ne şekilde hareket edeceğini Cenab-ı Hak onu kendi ilminden oraya nakşetmiştir. O yüzden o ilmi irade bütün varlığın bütün perdelerinde geçerli olur. Küllü irade nedir? Cenab-ı Hak bütün varlığın üzerinde, varlığın üzerine bir küllü iradesi vardır bu külli iradesini hiç kimseyle paylaşmaz. Bu irade, bu hüküm az önce sohbet ettiğimiz nokta buydu. Allah'a aittir. Aralarındaki fark nedir? Aralarında külli irade bütün tamamını kapsar. İlmi irade dediğimiz şey de normalde buğdayın kendi içerisindeki iradesini kapsar. Buğdayın kendi içindeki iradesi diğer buğday tanesini bağlamaz. Bu iradelerin şuuru var mıdır? Bu manada bütün iradeler bu manada kendilerince kendilerine ait bir şuurları vardır. Var ise cüzi iradedeki tecellisi nasıldır? İnsanlardaki cüzi irade ise farklıdır. Buydaydaki ilmi irade ile insanlardaki cüzi irade farklı bir şeydir. Biz cüzi irademizde hürüz. Ama buğday tanesi ilmi iradesinde hür değil. Arasındaki fark bu. Allah kulunun iradesine müdahale eder mi? Allah isterse her şeye müdahale eder. Ama kulun cüz'ü iradesine hür bırakmış, serbest bırakmış. İmtihanın sırrı buradadır zaten dileyen Cenab-ı çizmiş olduğu hidayet yolundan gider diyor. Dileyen kendi heva ve hevesinin istikametinde gider. Bu iradeyi Cenab-ı Hak bize hür bırakmış. İmtihanın sırrı bu. Allah müdahale ederse sürekli devam eder mi? Ben müdahale edeceğini söylemediğim için bu soruyu da es geçiyorum. Bakın velilerin, büyük mürşitlerin Cenab-ı Hakk'ın onların kalplerine vermiş olduğu ilhamla onlara yön çevirmesi, yön vermesiyle bizim gibi basit kullarının cüz iradelerine uymaları veya da ona işte müdahale etmesi düşünülemez. Allah peygamberlerin iradesine müdahale eder. Allah velilerinin dostlarının iradelerine müdahale eder. Ama diğerlerinin iradelerine müdahale etmez. Birisi kalkıp da Allah bunu böyle istedi, ben de bunu böyle yaptım derse, bu sefer yapmış olduğu hatayı, günahı, kusuru, yanlışlığı Allah'ın üzerine atfediyor, iftira atıyor. Şirk. Allah muhafaza eylesin. Böyle şeyler çıkıyor şimdi. Allah bunu böyle istedi. Sana beyan etti. Sana ayet mi geldi bu konuda? Kim tebliğ etti sana Allah'ın öyle istediğini? Böyle sufiliğe vurduraraktan, dervişliğe vurduraraktan kendisi çok hikmet sahibi. O öyle istedi. İyi, e, senin cüz iradenin bir anlamı yok yani. Sen velilerden oldun, öyle mi? Allah muhafaza eylesin. Amin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli Allah'ın sıf sıfatlarıyla mı yaşıyordu? Hepimiz onun sıfatlarıyla yaşıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de onun sıfatlarıyla yaşıyordu. Biz de sıfatlarıyla yaşıyoruz. İradesi Allah'ın teslimiyetinde miydi? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin iradesi direkt Allah'ın teslimiyetindeydi o heva ve hevesinden hiç konuşmadı. O benim emirlerimi yerine getirdi. Ayet-i Kerimesi bu. Bir kişiye bir mal satıyoruz. Malın ücretini altı ay sonraya verecek şekilde on bin TL olarak anlaşıyoruz alışverişi senet olarak yaptığımızda malı alan kişi 6 ay sonra ücretini ödemediğinde seneti mahkemeye verip o kişiden 15 TL aldığımızda bu faiz olur mu? Olur. Senet yapılmadığında sadece söz olarak söylense, al, alıcı da 6 ay sonra borcunu ödemediğinde bir sene sonra ödediğinde gene 10 bin TL vereceğim dese Satıcı da hayır, 10.000 TL verdiğinde ben zarar ediyorum. 13.000 TL vermen lazım dese aradaki fark faiz olur mu? Evet. Bu durumda satıcının doğru yapması nasıl olur? Peşin sat. Peşin sat kardeşim. Şimdi 6 ay sonu 10 TL ödemedi. Şimdi ödem bir kimse gönünde ödemediği zaman bir de işin bu tarafı var bakın. Çek verdi, senet verdi. Çek verdiğinde, senet verdiğinde onun hukukunu kabul etmiş oluyorsun. Çekin ve senedin hukukunu kabul ediyorsun. Bunu hiçbir zaman unutmayın. bir yerden bir ister senet verin ister senet alın. Senet de verseniz, senet de alsanız içinde bulunduğunuz devletin ticaret yasasını kabul ettiniz. Ticaret yasasını kabul ettiğiniz anda vermiş veya almış olduğunuz senet veya çek mevcut içinde bulunduğunuz devletin yasaları neyi emrediyorsa onu yerine getireceksiniz. Bununla mükellefsiniz. Sistem İslami mi? Değil. Yani biz Müslümanlar bunu kabullenmekte zorluk çekiyoruz. Ben ilk 35 yıl önce Darül Harp, Darül İslam meselesini okuduğumda ve bunu sohbetlerde söylemeye başladığımdan beri eleştiri yağmuru altındayım ben. Ama bunu dünya üzerindeki İslam dünyası ya anlamak istemiyor ya da doğru anlatılmıyor. Bizde şöyle bir düşünce var. Ya bu kanunlar, bu hukuk sistemi komple İslami değil. Sen İslami olmayan bir hukuk sisteminin içerisinde yaşıyorsun. Ve sen burada ticaret yapıyorsan, memursan, işçiysen, amirsen, her neysen, mevcut Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasalarına uygun yapmakla mükellefsin. Bunu kabullenmiş oluyorsun zaten. E sen bir tane senet verdin şimdi karşıya. Sen o karşıya o senedi verdiğin anda diyorsun ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ticaret yasalarına, bu senetin yasasına ve icra iflas kanununa uygun hareket edeceğimi beyan ederim. Yani o senedi sen gününde ödemezsen karşı taraf senden faiz alacak. Sen bangır bangır bağırmaya hakkın yok benden faiz aldı diye. Sebep sen o senedi verirken zaten onu biliyorsun. Bilerekten o senedi veriyorsun. Ödemeyecek olan bir kimsenin senet vermesi de ödemeyeceğini bile bile borçlanması o da günah kebair. O günah kebair işliyor kendisi ödemeyecek. Ödemeyeceğini niyet ederekten birisinden çekle senetle açık hesap mal aldı ama ödemeyecek gününde geciktirecek. O günah kebar işledi, haram işliyor. O. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Senedi veriyor. Senedi verirken karşıdaki kimseye o senedin hukukunu, hükmünü kabul ettiğini ya bilmiyor ya da işine gelmiyor. 6 ay sonra ödemedi. Karşıdaki seni, karşıdaki seni icraya verdi. Ve icrayla senden ama mal aldı, ama parayı aldı. Tabi arada da vade farkı çıktı. Devletin koyduğu faiz çıktı. Şimdi diyor ki, sen faiz alıyorsun. Sen ne ödemedin gününde? Sen gününde neden ödemedin? Ses yok. Başımdan geçen bir vakayı anlatayım. Adam imammış. İmam. Çeki ödememiş. İki yıl sonra, üç yıl sonra çıktı geldi. Dedi ki arkadaşlar sizin bize Mal vardı. Evet. Benim borcum var. Evet. Dedim bilmiyorum. Çeklerin hepsi dedim avukatta. Biliyorum dedi. E biliyorsan öde o zaman dedim. Faiz istiyor dedi. Ben ne güldüm. He istiyordur dedim. Siz nasıl Müslümansınız ya dedi. Faiz alıyorsunuz dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedim ben. Ya ne yapacağım benim ne iş yaptım mı dedi. Yok dedim senin yüzünde imam yüzü var dedim. İmam mısın sen dedim. Elhamdülillah dedi. Dedim sen nasıl imamsın? Ben şimdi buna. Bu öyle durdu. Dedim üç yıl önceki parayla ödeyeceğim diye uğraşıyorsun dedim. Benim malımı sattın mı dedim ben. Sattım dedi. Benim malımı sattığın halde neden ödemedin benim paramı dedim. Benim hakkımı gasp ettin sen dedim. Bu böyle baktı şimdi. Dedim sen benim hakkımı gasp ettin. Sen dedim benim hakkımı gasp ederekten bana zulmettin dedim. Senin dedim ödeme gücün olduğu halde ödemiyorsan dedim her geçen gün bana zulmetmiş oldun dedim. İmam Allah'ına, dinine, imanına söyle dedim. Bu parayı ödecek para eline geçti mi geçmedi mi dedim. Sustu. Yalan söyleseydin dedim seni lanete çağıracaktım dedim lanetleşmeye. Sen şimdi hangi yüzde gelip de bana dedim ben faizcisin diyorsun bana dedim. Bu durdu şimdi. Çeki dedim kullanıyor musun? Otur dedim şuraya sana dedim yeni fetva öğreteyim ben dedim. Diyanet bunu öğretmez sana dedim. Bu çeki kullandığın anda, anda, anda dedim ben çekin hukukunu kabul ediyorsun sen dedim. Çekin hukukuyla beraber ticaret hukukunu da kabul ediyorsun. Çekin hukukuyla beraber icra iflas hukukunu da kabul ediyorsun dedim. Bu çeki bana dedim verdin ödemedin değil mi dedim ödemedin. Devlet bir asa çıkardı dönen çeklerin hiçbirisi de ödenmeyecek deseydi dedim benim param yandıydı. Benim senden istemeye yüzüm yoktu dedim ben. İsteyemezdim çünkü devlet çekleri dedim ben fes Senin kanına kalmıştı dedim. Bu kaldı imam şimdi. Ya Mustafa Bey işte siz bir iyilik yapsanız da ben sana iyilik yapmayacağım dedim. Ben benim iyilik yapacağım yer var dedim. Ben iyilik yapacaksam oraya yaparım. Senin gibilere yapmam dedim. Sen git parayı öde dedim. Ya az bir şey indirseydin. Yok dedim az bir şey de indirmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım dedim sana. Sen dedim gideceksin ödüyorsan ödeyeceksin. Ödemiyorsan hiç ödeme dedim. Mahşer yakın insanlara dedim. Ben zaten dedim batmış, iflas etmiş, gitmişim dedim ben. Olanım olmuşum ben dedim. Habir fazla, habir eksik dedim. İster öde, ister ödeme dedim. Sonra gitti avukatla anlaştı. Mustafa Aslan'ın artık neyi nasıl anlaştı bilmiyorum. Ondan sonra ödedi yalnız. Şimdi bir kimse ticaret yapıyor. Altı ay sonrasına senet mi verdin? Evet. Ya gününde ödeyeceksin ya da o senedin hukukunu kabul ettin. Altı ay sonrasını çek mi verdin? Evet. Ya o çeki ödeyeceksin ya da o çekin hukukunu kabul ettin ya sen. Bizim benim öyle iflas ettim ben. Bu Tansu Çiller hükümeti beni iflas ettirdi. Çek yasasını bir değiştirdi. Bizim çeklerin hiçbirisi de ödenmedi. Bakın hiçbirisi ödenmedi. Çünkü çek yasasını değiştirdi, çek de cezayı kaldırdı. Evet, hiçbirisi de ödenmedi. Tamam, kimsenin kapısını çıtlatmadım ben. Bak bir Allah'ın kuluna demedim senin bu kadar borcun var diye. Mustafa Özbağ dedim, iflas etecekmişin. Gitti çekler bizim. Veysel aşkına dedim, Veysel ne olacak şimdi bu çekler dedim. Hepsi de öldü dedi, kağıt hükmünde dedi. Hiçbir şey alamayacak mıyız dedim ben, hiçbir şey alamazsınız dedi. Yok dedi, vicdanına kalmış bir kimsenin, gelir öderse öder dedi. Bitti. Ben bir kişinin kapısını tıklamadım. Neden? O çeki aldın, çekin hukukunu kabul ettin. Şimdi mesela 6 ay çek sorulmadı değil mi? Çeki verdim bir yere. Altı ay geçti. Altı ay sonra adam elinde çekle geldi. Yürü git kardeşim. Bak işine. Nasıl yani? Altı ay içerisinde alsaydın paranı. Sordursaydın. Benim sende alacağım var. Çeki almışsın sen. Bu çektir kağıt hükmüne çıkmış şimdi. Ben ödeyip ödememekte hürüm. Nasıl yani? Basma sen bu çekin yasasını kabul ettin çünkü. Ya işte ayrı mesele. Ha diyeceksiniz ki senin şahsi çekin oldu mu? Olmadı. Ama normalde mesela ticarette var adam alıyorsun müşteri çeki veriyorsun başka yere. Verdiğin yer götürüyor bankaya teminat olarak veriyor. Verdiğin yer bankaya teminat olarak verdin. Adam bankaya ödeyemedi. Teminatı da normalde çekti orada. Döndü. Banka vermiyor adamı şeye. Çeki o adama. E, o adam problemlerini çözüyor. Geçiyor, gidiyor. Bir sene sonra geliyor senin yanına. Diyor ki böyle bir tane müşteri çeki vardı. Bakıyorsun. Aa benim arkasında imzam var. Tamam. Kardeş bu çek kağıt olmuş. Git kendini bul adamın. Oradan al. Ya nasıl? Hukukunu kabul ettin. Evet. Bu ticarette bunun gibi bir şey. Çek ve senet verenler ve alanlar sonuç itibariyle çekin hukukunu, dolayısıyla icra iflas hukukunu, dolayısıyla ticaret hukuku, hukukunu kabul ettin. Bankaya parayı yatırdın. Bankaya parayı yatırınca bankacılık yasasına bağlı oldun. Ne diyorlar? BT ne o? BDDK'ya tabi oldun. Ya bankada benim 500 milyarım vardı. Devlet o gece açıkladı. Bankada pro, ne o hesap olanların hepsini el koydum dedi. Hiçbir şey yapamazsın. Sen gidiyorsun bankaya paranı yatırıyorsun. Diyorsun ki ya ben bu 100 milyarı, 50 milyarı neyse çekmek istiyorum. Bir gün öncesinden haber vereceksiniz diyor. O bu benim param değil mi? Senin paran. Ama diyor demiyoruz diyor. Bir gün sonra geleceksin. Ben şeye gittim. Hani emekli etmedi ya beni edepsizin teki. Ben mahkeme kararıyla emekli oldum. Arada günlerin o eski ödenmeyen şeyler banka hesabına yatırılmış. İyi. Biz şimdi gittim ben bankaya. Geçmiş gün şimdi ne kadarsa. Savaş geldi mi? Savaş da vardı herhalde ya. Savaşla beraber gittik. Peki. Dedim benim emeklilik param yatmış. Baktılar. Evet yatmış dediler. Verin paramı. Veremeyiz dediler. Neden dedim ben? Yani yarına veririz dediler. Bu para benim mi dedim ben? Senin dediler. O zaman bir kağıt verin veremediğinize dair dedim. Niçin dedi? İcra edeceğim siz dedim. Siz dedim bir gün vermeyince icra ediyorsunuz ya ben de edeyim dedim. Veremeyiz, vermeniz lazımdı ben şimdi. biraz böyle ses yükseldi. Arkadan bir müdür yardımcısıymış o bayan. Mustafa hocam dedi. Aha bitti dedim hiçbir şey kalmadı gene. Baktım nasılsınız, iyi misiniz? Dedi. İyi sen nasılsın, iyi misin? İyi. Tanımıyorum ben kendisini. Ben dedi tekkenize geliyorum, her cumartesi dedi, lokma yiyorum dedi. Aha dedim, şu lokma dedim ya. Bütün dünyaya dedim. <laughs> Bütün dünyaya duyuldu dedim. Hamdolsun dedim ben. Hocam ne oldu ya dedi. Dedim paramı vermiyorlar dedim ben, tamam mı? Dedi ya, Böyle dedi kaideler oluyor hocam kusura bakma dedi. Hemen kartını aldı, arkaya bir kaşe vurdu, hemen bir imzaladı. Yarın dedi istediğiniz saatte gelin. Hem dedi sıraya muraya da girmeyin dedi. Direkt benim yanıma gelin dedi. Ben bağladı dedim ya yapacak bir şey yok dedim ben şimdi. Ondan sonra neyse gittim ertesi gün. Ondan sonra öğlenden sonra gittim artık. Dedim işleri hafiflesin. Tabii can bırakır mı şimdi benim? Bırakmıyor. İlla çay kahve yapma etme filan hemen bir hesap açtı bana. Emeklilik hesabı açtı. Bilmem ne yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. İmzalattı bana evrakları. Parayı da saydı benim elime verdi. Dedi var mı bir emrin hocam dedi. Dedim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen dedi hiç sıraya girme. Geldiğin zaman dedi kartı göster direkt benim yanıma gel dedi. Teşekkür ederim dedim. Allah razı olsun çıktım. Tabii benim şimdi hayatım boyunca ilk defa ben böyle bir hani alışveriş yapmamışım, bir şey etmemişim. Bana böyle bir toplu para gelmiş. Oğlum ben bir paraya bakıyorum, bir kendi kendime düşünüyorum. Ulan bunlar bir yanlışlık yaptım acaba diyorum. Ondan sonra hani Aa Mustafa Özbağ affedersiniz yanlışlık olmuş verin parayı diyecekler. Onu bekliyorum ben şimdi. Ulan ömrümce öyle para almamışım ben. Biz hep böyle ha, ha babam biz böyle tırmalıyoruz her şeyde. On parayı aldım böyle bir de çaldırmayayım diye iki tarafa ayırdım böyle ondan sonra. Gidiyorum arkaya arkaya bakıyorum buzalı inek gibi. Ondan sonra ta Orhan Camii'nin oraya geldim hala da arkaya arkaya bakıyorum. Hani birisi koşarak gelecek gözümün önünde öyle bir şey var. Mustafa Bey dur dur yanlışlık yapmışız diyecek. Ama ben tamam ya bekliyordum zaten. Hani muhakkak bir şey çıkacak. Döneceğim geri, parayı vereceğim geri. Yok, ben iniyorum oradan aşağı doğru. Ahmet Acar aradım. Lan Ahmet Acar dedim, nasıl bir psikolojiyse bendeki yavrum dedim. Parayı aldım, cebime koydum dedim. Buzalı inek gibi arkaya bakıyorum boyuna dedim. Çağıracaklar, alacaklar diye dedim ben. Ömrümce böyle bir para gelmedi bana istedim. Ya ben dedim muhakkak hani bir de Allah affetsin böyle bir zorlanacağız, sıkıntı yaşayacağız. Öyle o para bize gelinceye kadar kaç dereden geçeceğiz biz? Ondan sonra ne Ahmet Acar dedi, baba ya dedi ya. At artık şu psikolojisi. Ha sen at deyince atıldı şimdi dedim, gitti. Dedi baba hayır, hayırlı uğurlu olsun dedi. Ondan sonra işte mübarek olsun, işte şöyle işte böyle iyi. Neyse geldim ben büroya. Parayı kasaya koydum, Üç ay dokunamadım bir şey çıkacak diye. no, <laughs> muhakkak bir şey çıkar. Ya ben paraya dokunmayayım. ya paraya dokunursam şimdi ödemekte zorluk çekerim bir de geriye. Para durdu öyle üç ay. Ulan üç ay sonra savaşa da bu arada soruyorum. Savaş bu meselede bir şey çıkar mı? Savaşın şey bürokratik cevap. Efendim Yargıtay sizi emekli etmiş. Hiç kimse bir şey yapamaz. Ulan diyorum bu böyle konuşuyor ama diyorum yine de bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Onu da bıktıramıyorum şimdi. Arada bir soruyorum gene ona. Savaş var mı bir sıkıntı bir şey çıkar mı? Çıkmaz efendim sen parayı harca diyor. Ha, o da biliyor para duruyor kenarda. Üç ay sonra bir eminlik geldi bana. Parayı öyle harcadık. Şimdi e, bir şey yapıyorsunuz ya çek senet neyse. Emeklilik neyse, orada devletin kanunu geçerli. O yüzden onu kabul etmiş oluyorsunuz. Kısaca söyleyeceğim şey bu. Allah bize affetsin inşallah. Eftal zikir falim ennehu. اتہم سلوت 嗯，我，哎，对。